Ey billah. Halep'te 1,5 milyon insanın 2 yıl cihatçı kıskacında yaşadığını görmezden gelen Batı medyası hesap dönüp cihatçılar kentinin doğusunda sıkıştığında kıyametleri koparttılar. Elde edilen cephede Nusra bayrağı sallayıp ölü askerlerle poz verip onları çöpe atan görüntüleri bulunan beyaz mehferleri kahraman gibi sundular. Anti-emperyalist cephedeki erkek ve kadın yoldaşlarım, dünya emperyalizmi bugün gücünü anti-emperyalist güçlerin zayıflığından almaktadır. Dünya bugün dünya seçkinlerinin emperyalizmin yaptıkları karşısında sessiz kalmasının ve ona karşı mücadeleyi geliştirmedeki zayıflığının bedelini ödüyor. Bunun nedeni de dünyadaki anti-emperyalist güçlerin dağılması ve birlik içerisinde olmamasıdır. Daha fazla zamanımızı almak istemeyerek bazı önerilerle bitirmek istiyorum. Kuzey ve Kuzeydoğu Suriye hariç, Suriye topraklarının çoğunda askeri savaş sona erdikten sonra küresel emperyalizm Suriye'ye karşı en sert ekonomik savaşını vermeye başladı. Bu nedenle Suriye halkı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye uyguladığı ambargo nedeniyle yoksulluk ve gerçek açlık içinde yaşamaktadır. Yani bugünler maaşlar, Suriye'deki maaşlar 15 ila 30 ABD doları arasında değişmektedir. Ve sizler çok iyi biliyorsunuz ki zengin sınıflar bu kuşatmadan etkilenmedi. İlaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun kalmadı. Tek mağdur fakir halktır. Suriye'ye yönelik bu emperyalist savaştan sonra Suriye halkının çoğu yoksullaştı. Bu nedenle bu kirli savaşı ve Suriye halkına yönelik bu haksız kuşatmayı sona erdirmek için dünyanın birçok ülkesinde ki küresel sol bunu Amerika'nın Vietnam'a karşı savaşında yaptı. Anti-emperyalist gösteriler düzenlemeyi öneriyorum. Böylece Batı onlar adına dilencilik yaptıkları mülteci sorunundan kurtulurlar. Bırakın ülkeleri barış içinde yaşasın, onlar ülkelerine hemen geri dönerler. Yeni sömürgeci güçler askeri hakimiyeti peşindeler ve her askeri egemenliğin kendisini haklı çıkaracak bir ideolojiye ihtiyacı var. Bunlar insan haklarına ve demokrasinin savunulmasına dayalı ideolojilerdir. Mevcut hukuk sisteminin ideolojisi ve temel paradigmasıdır bu. Bu yeni ideoloji, kuruluş hareketleri ve emperyalizme ve yeni sömürgeciliğe karşı direniş karşısında Batı müdahalelerini haklı çıkarmak için torba atını temsil etmektedir. ABD mevcut kolonyal hukuk sistemi bir binek olarak alarak yeni sömürgecilik karşısında durağan ülkelere karşı 1945'ten beri kesintisiz olarak bağımlı ve işbirlikçi devletler veya silahlı terörist gruplar aracılığıyla doğrudan veya vekalet savaşları yürütülen William Blum'un adlandırdığı Amerikan Holokostunu haklı çıkarmak için kullanmaktadırlar. Emperyalist güçlerin ideolojisi de değişti. O bugün
moderniteye ve akla karşıdır. Yeni aşamasında daha barbarca eylemler izliyor. Zenginlikleri sadece yıkmakla yetinmiyor. Değerleri ve mirası da yok etmeyi ve genel olarak insanlığa yok etmeyi amaçlıyor. Bugün emperyalist burjuvazinin en önemli hedeflerinden biri halkların kültürlerini ve kimliklerini ortadan kaldırmak ve insanı ruhsuz, duygusuz bir tüketim nesnesine dönüştürmektir. Aynı zamanda aydınları ve yaratıcıları ister vicdanlarını satın alarak, ister bastırarak toplumlarına karşı görevlerini yerine getirmesinler ve halklarının vicdanı haline gelmesinler diye her türlü ehlileştirmeye ve emperyalistlere bağımlı kılmaya çalışır. Özellikle de burjuvazi 20. yüzyıl boyunca aydınların ve yaratıcıların emperyalistlerin suç ve savaşlarına karşı büyük seferberlik rolüne birden fazla kez tanık oldu. Bugün kültür, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük güçlerin düşüncelerini, yaşamlarını ve davranışlarını başkalarına empoze etmek için başlattıkları kültürel saldırısından uzak olmayan başta gelişmiş ülke halkları olmak üzere tüm halkların ve ulusların ilerici entelektüellerini ve yenilikçilerini bir araya getirebilecek önemli bir arayüzü temsil etmektedir. Bu vesileyle küresel emperyalizmin halk sağlığını koruma bahanesiyle halkların birçok kültürel ve sosyal adetlerini öldürme ve birçok gösteri iptal etme ve başkaldırmaları yok etmede koronavirüsü salgınının kullanılmasına karşı uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü küresel emperyalizmin tek gayesi kardır. Sadece kardır. İnsanların sağlığı hiç umurunda değil. Yoldaşlarım, çok teşekkür ederim ve uzun bir vakit aldım sizlerden. Özür dilerim. Selamlıyorum Suriye'den.